bu kuyruk Rigi Kulm Dağı'na bu finikülerin çıkış kuyruğu saat 11.50'de kalkacak aşağı yukarı 5 dakika sonra. Dağ tırmanışı yapacak. İsviçre'nin önemli böyle atraksiyon dağlarından biri. Bir diğeri de videoların içerisinde var. Platus. Bu da çok bilinen, meşhur bir finiküler yolculuğu. Sanıyorum bizi yukarı götürecek tren bu. Evet, Rigi finikleriyle şu anda Luzern'in tepesine çıkıyoruz. Aşağı yukarı 40 derecelik bir eğimle çıkıyor şu anda. Luzern Gölü'nün genel manzarası tepeden oluşmaya başladı. Dağlara çıkıyoruz. Daha 25 dakikalık yolumuz var. Çok dik bir tırmanış yapıyor. Aşağı yukarı %40, bazı yerlerde %45 eğimle çıkan bir yolculuk bu. Benzeri biraz daha diki Luzern'in aşağısı da Platus Dağı'nda. Yukarıda istasyonlar da var. Böyle 3-4 tane daha istasyon var. Bu da Kalbat istasyonu. Yukarıda evler de var. Oteller de var. İnsanlar buraya ulaşım istasyonu olarak kullanıyorlar.
Daha tırmanışımız bitmedi. Ama Düzen Gölü'nün ucuna kadar görebiliyoruz artık. Aşağı yukarı yaklaşık 2000 metreye çıkıyor. Rigi Dağı benim bildiğim kadarıyla 2000 metre yükseklikte oluyor. Evet, Rigi Dağı'nın trenle ulaşabilecek en son noktasına geldik. Bu zirvedeki meşhur Rigi Kulm Oteli diye geçen yer. Burası da istasyon. Dağın zirvesindeki manzara da böyle. Bu İsviçre'lilerde bütün dağların üstünde mutlaka bir otel, bir restoran, bir şey oluyor. Hepsine de bir şekilde ya bu dağ trenleriyle ya teleferiklerle, filikülerlerle ulaşılabiliyor. Ama manzara 10 numara. Hakikaten çok güzel. Tren buraya kadar geliyor. Burada otelin seyir terası var. Manzara böyle. Ama ben biraz daha yukarı tepeye doğru tırmanacağım. Şimdi buranın da tepesi var. Oraya doğru yürüyorum. Burada da inekler otluyor. İsviçre'de nerede bir tepeye çıktıysan en tepede mutlaka otlayan ineklere denk geldim. Tepeleri çok seviyorlar. Yürüyüşe devam Cemil Cevit. En tepeye radyolik antenlerinin olduğu böyle bir yer dikmişler. Sanıyorum İçinde de çıkılabiliyor. Evet. Rigi Dağı'nın en tepesine de çıktım. Arabalar aşağıda yolda küçük minik minik gözüküyor. Biraz yoruldum ama değdi. Dağın tepesindeki, Rigi Dağı'nın tepesindeki en tepedeki anten kulesinin dibine kadar vardım. Aferin bana. Bir de bana yürüyüş yapmıyor diyorlar. Evet. Sizce en tepe bir türkü keser mi? Kesmez. Ne yapar? Anten kulesine doğru bir türk çıkar. Cem Ecevit çıkar. Bu manzara eşliğinde. Bakın nerelere çıkıyorum. Bundan sonrasına sanıyorum izin yok. Evet. Olsaydı ne yapardık? Çıkardık. Ama güzel görüntüler alabilmek için emek sarf etmek gerekiyor. Aşağıdan oturup da uzaktan cep telefonuyla çekmek de olmuyor bu işler. Gördüğünüz gibi. Evet. Böyle.
Ben daha da anten kulesinin tepesine çıkarım diye düşünüyordum ama yukarıda kapatmışlar. Bize sormadan böyle bir şey yapılır mı ya? Hayret bir şey. Biz de başka lokasyonlar buluruz. Güneş de açıyor, çok güzel. Otel de çok aşağıda kaldı. Onun önünde tren istasyonu. Yürüyüşe devam. Vay be. Güzelmiş. Şuraya gideyim ben. Bulutlar da bu tip dağlarda çok güzel efekt veriyor ya. Devam. Fotoğraf çeken arkadaşlar da var. Önlerine geçmeyelim. Çinli kardeşlerimiz. Evet. Bakın burası Luzern Gölü'nün kolları. Böyle dolanıyor. Ta arka dağların oraya kadar, buralara kadar bu Luzern Gölü gidiyor. Böyle çatal şeklinde sağa sola dağılıyor. Evet. Manzara 10 numara ve acayip güzel bir havası var. Yukarıda sanıyorum bir 13-14 derecedir en fazla sıcaklık. Aşağısı gibi değil tabi. Ama yürüdüğüm için hissetmiyorum. Evet, yürüyüşümüze devam edelim. Boş durmak yok. Rigurkulm Oteli önümüzde hemen. Ben şimdi şu karşı tepeye gidiyorum. Bulutlar çökmüş, ne güzel olmuş. Bir de size bilgi vereyim arkadaşlar. Adamlar dağlarının etinden, suyundan, her şeyinden para kazanıyorlar. Buraya çıktığımız finikülerin ücreti normalde 78 İsviçre frank. Yani 80 deseniz aşağı yukarı 2500 lira falan civarında. Benim turist indirimim var. 60 küsür gibi, 60 civarında. İsviçre frangına düşüyor. Buraya kadar gelmişken de bu görüntüleri alabilmek için bu bedeli verdim ve çıktım. Her gün bu paraları harcayamıyoruz yani. Neticede 3 kişi, 4 kişi bir yere gidip yemek yesek, Türkiye'de bir kebapçıya, yani aşağı yukarı vereceğimiz belki para. Ama onu her zaman yapabiliriz, fakat bunu her zaman yapamayız. Turist indirimi için de o lokalde bulunan, o civarda bulunan bir yer. Mesela biz Witzau bölgesindeyiz. Bir yerde kaldığınızı belgeliyorsunuz. QR kodlu bir kağıt veriyor, camping. Onu bu tip atraksiyonlu yerlerde ibraz ettiğiniz zaman hemen indiriminizi yapıyorlar. Eğer Swiss pasım olsaydı, yani karavanla değil de örneğin uçakta geldim, İsviçre'de tur yapıyorum, Swiss pas alsaydım bütün bu dağ trenlerinde finikülerlerde %50 gibi bir indirim olacaktı. İsviçre'deki göl tekneleri, otobüsler, trenler hepsi de fiyata dahil olmuş olacaktı. Yani örneğin böyle 2 haftalık ya da 1 aylık bir İsviçre seyahati olacaksa, arabasız ya da karavansız, Swiss pass almak her zaman daha ekonomik oluyor. Her açıdan
Rigi Dağı'nı ve çevresini size göstermek istiyorum. Ama manzara süper. Tabii böyle İsviçre'de bu tip manzaralara çoğu yerde rastlıyorsunuz. Yeter ki yukarılara çıkın. Şimdi biraz dinlenme zamanı. Bu Çinli kardeşimizin yanına yatarak dinlenme bankına doğru yürüyorum. Evet. Evet. Ayaklarımı uzattığım için kusura bakmayın. Bank böyle. Adamlar bu manzarada ayağınızı uzatıp oturun diye yapmışlar. Biraz dinleneyim. Ondan sonra başka tepelerde buluşmak üzere. Boş durmak yok. Çalışmaya devam. Burada beni bıraksanız sabaha kadar bu manzara eşliğinde burada yatarım. Çok temiz bir havası var. Yani rüzgar da var. Ne hikmetse hiçbir şekilde rahatsız etmiyor. Yani üşümüyorum da. Bakın tren geliyor. Bu bir süre sonra bekleyecek. Geri dönecek. Bilet aldığınız zaman round trip, gidiş dönüş bilet alıyorsunuz. Bir süre sonra yani diyelim ki geldiniz sabahtan akşama kadar bekleyip istediğiniz trenle dönebilirsiniz. Ya da isterseniz belki onu da yapabilirim. Arada istasyonlar vardı biliyorsunuz. Bu dağa yürüyerek inebilirsiniz. Yani pek çok insan da trekking için onu yapıyorlar. Bakın böyle gidiyorlar ya yanlardan ayrıca yürüyüş yolu var. Ta aşağıya Vitsao'ya kadar yürüyebileceğiniz yollar var. Burada bakın uzakta gözüküyor. Köy evlerinin arasında. O sizi aşağı kadar götürüyor. Bunu da yapabilirsiniz. Bunu çünkü çok yapıyorlar. Güzel olabilir ama ben şu anda yapabilir miyim? Yer mi? Onu birazdan anlayacağız. Biraz da Kulm Oteli'nin bakalım içinde neler var, neler yokmuş. Onu çekelim. Bilgi bilgidir. Mutlaka bir yerde işimize yarar. Otelin restoran kısmı, iç kısmı da böyle. Bakalım neler var yiyecek. Burada içecekler var. Sıraya girip yemeklerinizi seçip alıyorsunuz. Otelin balkonundan manzara da bu şekilde. Aşağıda bakın tren gidiyor. Geziyi tamamlayanlarını alıp götürüyor. Ama arkadaşlar o kadar çok Çinli var ki. Yani adamlar şu son 20 senede refah seviyelerini yüzlerce kez artırdılar. Tek tip elbiseden dünyanın en çok üreten toplumu oldukları için en çok kazanan toplumuna dönüştüler bir anda. Her taraf Çinli. Bakın Japon falan demiyorum. Bildiğiniz Çinli. Çin Halk Cumhuriyeti. Yani böyle Hong Kong ya da Tayvan'dan gelmiş insanlardan söz etmiyorum. Hintliler de var ama Çinliler. Yani her 100 kişiden 80'i Çinli. Adamlar resmen Avrupa turu yapıyorlar yani. 10.000 kilometre mil öteden gelip yani refah seviyeleri ne kadar arttı adamların. İşte diyorum ya her şeyin başı üretim. Çalışmak üretim. Ne kadar köfte o kadar ekmek.
Adamlar o üretimle dünyaya mal sattıkları için, dünyanın malını ürettikleri için. Şimdi o Çin gitti, yerine refah toplumu olan bir Çin geldi. Bir de bu tren yoluyla ilgili size hani bilgi verdim ama çekeyim. Bakın arkadaşlar, şu gördükleriniz iki rayın arasında bakın yerler var. Buralara dişliler geçiyor. Trenlerin altında dişliler var. İsviçre'deki dağ trenleri bu şekilde çalışıyor. Yoksa kayar çünkü. 40-50 derecelik tırmanışlar yapıyorlar. Bu dişliler bu çarkla içte dönerekten bu şekilde gidiyorlar. Rigi Dağı'nın en üst istasyonu Rigi Kulm'da burası. Kulm istasyonu. Şu Rigi Oteli. Ben de şu anten direğine bir yerine kadar çıkabildim. Yürüdüm. Şimdi bir sonraki trenin gelmesini bekleyeceğim. Bu manzara eşliğinde burada oturuyorum şu anda. Şu anda Rigi Kulm istasyonundayım. Muhtemelen arkada bir tren gözüküyor. O trenin sefer vakti gelince istasyondan bineceğiz, hareket edeceğiz ve aşağıda Mitzao istasyonuna, yani Rigi Bağı'nın başlangıç istasyonuna dönüş yapacağız. Aşağıya kadar yürüme imkanı da var arkadaşlar. Ama yemedi. Rigi treniyle dönüşü beklerken, sefer vaktini beklerken biraz da otantik görüntüler çekelim. Bulutlarla beraber. Bakın şu aralarda beyaz gözüküyor. Yürüyüş yolları var. Evler var. Oturan insanlar var. O yolları takip ederekten aşağıda Luzern Gölü'ne kadar gidebilme imkanımız var. Ama tabii performansını şu anda zorlamanın bir anlamı yok. Dönüş biletini aldık. Almasaydık tek gidiş alırdık. Round trip bilet aldım. Gidiş dönüş. Onu almazdım. Yukarı kadar çıkardım. Ondan sonra da yürüye yürüye. Ha, belki bir saat, iki saat sürer. Ama bu manzarayla inilirdi diye düşünüyorum. Bütün videolarımı da söylüyorum arkadaşlar. Bu videoları 4K olarak çekiyorum. Böyle cep telefonu değil de eğer televizyonunuzda 4K özelliği varsa yükledikten sonra YouTube'dan öyle izlemenizi tavsiye ederim. Çok fark ediyor çünkü. Birebir oraya gitmiş gibi hissedersiniz. Aşağıdan bir tren daha geldi. Dağ treni. 10-15 dakika sonra biz de bu trenle sanırım aşağı ineceğiz. Herhalde bu trenle ineceğiz aşağıya. Yolcularını indirdikten sonra. Evet, Rigi Dağı'ndan dönüş için trenimize bindik. Sanıyorum birazdan kalkacak. Bakın bu yürüyüş yolundan insanlar İstasyonlar arası ve aşağı kadar yürüyorlar. Başka yürüyüş yolları da var. Artık inişe geçtik. Evet, tren de bu kadar yüksekten gidiyor. Şu anda inişte.
Rigi turumuzun sonuna yaklaşıyoruz. Rigi Dağ treni istasyona doğru, aşağı doğru iniyor. Bir başka videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.